Akşam. Akşam biz Ahmet abilere gidecek. Müsait değiliz. Tamam. Görüşürüz. Kim o canım? Kim? Sami Usta'nın eşi var ya. Sibel. Evet, Sibel. Evet. O dedi biz akşam size gelecek. Ben dedim biz Ahmet abiler gidecek. Müsait değiliz. Evladım öyle söylenir mi insanlara? Ben yanlış bir Türkçe mi kullandı? Yok, yanlış Türkçe. Senin Türkçen güzel. Yani güzel ifade ediyorsun kendini de. İnsanlara öyle söylenmez. Ne söylenmez? Yani siz misafirliğe geleceksiniz, biz müsait değiliz, gideceğiz denmez yani. Ama biz Güldenler'e gidecek akşam. Ne oldu? Akşam plan iptal mi oldu? Yok, akşam plan iptal olmadı ama yani siz misafirliğe gelmeyin denmez insanlara. Onu demek istiyorum. Ama müsait değiliz. Şimdi onlar da biliyorlar ki yani Güldenler'e her zaman gideriz biz. Şimdi biz Güldenler'e gideceğiz. Siz gelmeyin dersek ne olacak? Yanlış anlayacaklar, alınırlar. Onları sanki misafir etmek istemiyoruz, ağırlamak istemiyoruz gibi anlarlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ne söyleyecek o zaman? İşte böyle bir aradığında tabii buyurun müsaitiz diyeceksin. Tamam, bundan sonra her gelmek isteğine ben evet gelin diyecek. Tabii tabii işte ne zaman gelirsiniz filan onları sor. Tabii buyurun müsaitiz de. Tamam. Tamam. Allah iyiliğini versin. Ben şimdi ararım Sibel'i şey yaparım söylerim ona. Hayır şimdi Güldenler'e her zaman gidilir. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi? Ha? Yoksa ayıp yani. Yoksa hani gelmeyin demek onlara ayıp. Gereksiz kalpleri kırılır. Sibel de biraz şey. Ondan. Sibel'ciğim. Ay canım benim. Ya kusura bakma. Olmuş o. Yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi ben de şey yaptım. Kızımız. Ha? Tabii tabii. Güldenler'i. Aman hep yabancı mı be gideriz. Tabii tabii. Tabii canım. Hamidciğim. Tamam bakıyor be. Hadi bakalım. Alo. Alo ben Ferhunde. Ameliciğim nasılsın? Ben iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz yarın hayırlı bir iş için size gelmek istiyoruz. Tamam, bize gelmek istiyorsunuz. Tamam, müsaitiz. Buyurun gelin. Yalnız biz hayırlı bir iş için gelmek istiyoruz. Müsait misiniz? Tamam, müsaitiz. Başımızın üstünde yerimiz var. Tamam. O zaman sen Rukiye annene söylersin. Ferhunde yarın bir tanıdığıyla beraber hayırlı bir iş için size gelmek istiyor dersin. Tamam, tamam. Söyleyecek ben. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Yüncü Ferhunde var ya. Evet. O bize gelmek istiyor. Evet. Buraya. Ben dedim, müsaitiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Duydum. O başımızın üstündeleri filan bile. Ay ne kadar. Aferin. Bak bravo. İşte bu kadar. Buyurun gelin diyeceksin. Bu kadar. Evet. Öyle dedim ben. Aferin. Başımızın üstünde. Demek buyursunlar gelsinler dediler ha. Evet şekerim duymadın mı? Üstüne basa basa hayırlı bir iş için gelmek istiyoruz dedim. Evet canım. Hayırlı iş deyince niçin gideceğimiz belli zaten. Tabii artık. Ay Suna hem çok güzel hem çok akıllı bir kız. Hem de çok iyi bir ailenin kızı. Ay, oldu bu iş. Çok iyi işlere vesile oluyorum ben. Her şey nasip kısmet. Bakalım. Öyle tabii. Vallahi çok sevindim. Ay ben de ya inşallah olur. Hoş geldin Sina. Hoş buldum Ameli. Sen ağlıyor musun? Yok, gözüme bir şey kaçtı. Sen ağlıyorsun, ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? İnsan ağlamaz bir şey yoksa. Senin haberin yok mu? Neden haberin yok mu? Yengemin yaptığı şeyden haberin yok mu? Hukiye Mamo bugün yemek yaptı. Alışveriş gitti, işler varmış. Ben biliyorum o işleri işte. Ne işle onlar? Ne iş yapmış? Bak ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Bak Rukiye yengeme bile söylemeyeceksin. Tamam, tamam söz söylemeyecek mi? Yengem beni evlendirecekmiş.
Ama senin daha okul bitmedi. Evet. Yani bence de okulum bile bitmedi. Görücü çağıracakmış işte. Görümcü ne? Nasıl oluyor? Görümcü değil, görücü. Yani eve gelecekler, ben nasıl bir kızım, ev işleri yapabiliyor muyum falan yakından görecekler, karar verecekler. Ama önce sana sormak lazım. Sen istiyor musun evlenmek, istemiyor musun? Ben de buna sinirleniyorum zaten. Kimse bana sormuyor. Kimsenin umurunda da değil belli ki. Ben istiyor muyum, istemiyor muyum? Ya üstelik ben Nevzat'ı seviyorum. Evet, o bıyıklı savcı, biliyor ben. Ne yapacağım onu? Ağlama lütfen Suna. Lütfen ağlama. Nasıl çıkacağız bunun içinden? Neyse, neyse. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Heh. Ay Rukiye Hanımcığım, yoksa duyduğum haberlerle ilgili mi? Ne duydunuz ayol? Hayırlı bir haber duyduk. Ne ara duydunuz? Vallahi işte onu diyorum. Bu mahalle acayip ışık hızıyla haberleri yayıyor. Yani ben muhtarım, o kadar çabuk da öğrenemiyorum. Bana gelmeden bütün mahalle biliyor. Acayip. Enteresan. Ay çünkü ben de yeni öğrendim. Öğlen daha Fehmi ile konuştum, o söyledi. Ondan duydum da. Yani siz ne ara yani pes? Babam mı söyledi sana anne? Evet. Baban söylemesi nereden haberim olacak çocuk? Anne. Canım. Halamlar tarafından mı oğlan? Onları mı gönderiyorlar? Yani o yüzden mi babamdan öğrendin? Anlamadım ki ben. Hangi oğlan? İstemeye gelecek oğlan Fehmi babanın tanıdığı mıymış yani? Çocuklar ne istemesi, ne oğlanı? Adam telefonda zeytinli kalacakmış, onu söyledi. Bir dakika, bir dakika. Senin sabahtan beri hayırlı haber, hayırlı haber dediğin bu mu? Zeytinlik meselesi mi? Evet. Babana zeytinlik alıyor bir tane küçük. Artık zeytinlerimizi kendi zeytinliğimizden yiyeceğiz inşallah. Hayır, sen sürpriz sürpriz dediğin bu mu yani? Evet. Ne olacak ki başka? Sen Sunay'ı evlendirmiyor mu yani? Ha. Kim kimi evlendiriyor yahu? Sen anne, Suna bütün gün kahroldu. Sen ona sormadan eve görücü çağırmışsın diye. Ben mi görücü? Evet. Aa, çocuklar saçmalamayın. Üstüme yelik sağ. Hayır, bir de çocuk daha okuyor yani. Olur böyle şey. Ay, ama yani Rukiye Hanımcığım, beni Perihan aradı. Ferhunde aramış sizi. Siz de buyursun, gelsinler demişsiniz. Asla öyle bir şey demedim. Bir dakika. Mademoiselle Ferhunde ile ben konuştu. Ama o bana görücü demedi. Görücü deseydi ben hatırlardım. O bana dedi, hayırlı bir iş için gelecek biz size. Canım benim, hayırlı iş demek bizde görücü gelmesi demek. Ben sendeki hayırlı iş gelecek misafirliğe gülecek, eğlenecek, oturacak. Yani şimdi Suna boşu boşuna bütün gün kendini kahretti. Boşu boşuna. Hay Allah ya. Galiba öyle. Ya çocuklar yani sabahtan beri bir şey miydi? Aç açına okuz. Yani olacak şey mi? Okuyan kıza ben koca bulabilir mi ya? Öyle bir şey. Niye söylemiyorsunuz bunu bana? İşte şey yapacak, neyse haber veririm, kız boşu boşuna kendi kahretmesin ya. Yani. Ben bilmiyordum Çatay. Görücü demek, hayırlı iş demek. Sen şu Sunay'a haber ver. Hadi. Görücü mürücü yok. Hadi. Kahretti kız kendini bir. Müjde gibi. Ne özür dilerim. Bilemezsin, bilemezsin canım. Ay şimdi o da haklı. Ben ona dedim ki, hay kim ararsa biz geleceğiz diyerekten, buyurun gelin de diye tembih ettim. Bu kız evet. Burada nereden nereye, nasıl ya oldu ya yani şimdi? Ay. Ay Allah. Ay Allah. Oh be. Yenge doğru mu? Bana görücü gelmiyor değil mi yenge? Yahu ben seni niye, senin rızan olmadan, sana sormadan görücü çağırayım eve? Olur mu öyle şey? Yenge ne bileyim, herkes öyle söyleyince ben çok korktum. Sen yapmazsın ama ben... Ya. Gel şimdi. Kuzum benim, otur. Canım benim. Vallahi acayip bir şey olmuş ha. Ay. Ay kuzum ya. Evlendireceğiz mi sandın? Ay evet.